Selam arkadaşlar, bu videoda AstroDB ve Astro üzerine konuşuyor olacağız. Astro burada gördüğünüz üzere bir web framework, web sitelerimizi geliştirmek için kullanabileceğimiz bir framework ve AstroDB de yine Astro'nun ürünü olan database. Bu videoyu yapmamın sebebi bu ürünü kullandıktan sonra, Astro AstroDB kullandıktan sonra SQL Database'i uygulamamıza entegre etmenin ne kadar kolay olduğunu gördüm. Ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Burada aşağı kaydırdığımız zaman Astro, Gatsby, Next.js gibi farklı frameworklerle performans ıı, karşılaştırmasını da görebiliyoruz. Aynı şekilde Astro'yu kullanarak, yani bu framework kullanarak ne tür uygulamalar geliştirebileceğimizi de burada bize göstermişler. E-Ticaret Portfolio Blog ıı, ve... Aklınıza gelen her uygulamayı geliştirebileceğiniz bir framework. Benim ana amacım framework değil de bu frameworkün bize sağladığı, Astro'nun bize sağladığı Astro DB'yi sizlere göstermek. Bundan sonraki uygulamalarınızda belki siz de kullanmak isteyebilirsiniz çünkü e, her şey çok basit indirgenmiş durumda. Bu Astro DB dediğimiz şey aslında arka planda database olarak Tursoyu kullanıyor. Tursada SQLite for Production. Burada gördüğümüz üzere bir data, e, database servisi ve aynı zamanda database işlemlerimizi gerçekleştirmek için de Drizzle ORM'yi kullanıyor. Tabii biz sadece bunları e, detay olarak biliyoruz. Çünkü Astro bize bunların hepsini arka planda e, çalıştırırken güzel bir abstraction sağlıyor ve bunların e, detaylarıyla ilgilenmemize gerek kalmıyor. Tabii siz meraklıysanız, dilerseniz gidip araştırabilirsiniz. aynı zamanda Astro'nun sitesinde e, birçok bilgi bulunmakta. Meraklısına biz bu videoda basit bir demo yapıp e, database entegrasyonunu nasıl sağlıyoruz Astro uygulamasıyla ona bakıyor olacağız. Şimdi Astro'nun sesine girdiğim zaman burada uygulamayı oluşturmak için npm create astro e, çalıştırabilirim. Bu komutu çalıştırabilirim. Ben gidip şimdi siyalayımı açacağım. Daha sonra masa üstüme gideceğim ve burada npm create astro latest komutunu koyup astro project diye bir proje oluşturuyorum. Aynı zamanda projeyi oluştururken dikkatimi çeken diğer şey CLI ile bayağı uğraşmışlar. Şimdi onu görüyor olacağız. Bize çeşitli sorular soruyor uygulamayı oluşturmadan önce. Ben burada genellikle önerilen ayarları kullanıyorum. Include sample files diyorum. TypeScript kullanmak istiyorum. Strict olsun. Benim için bağımlılıkları, paketleri kur diyorum. Git repo istemiyorum. Daha sonra uygulama kurulmaya başlanıyor. Uygulamamız kurulurken bir yandan Astro'ya bakalım ne için kullanıyoruz? Neden kullanıyoruz? Burada yeni proje oluşturma bizim yaptığımız az önceki işlemi görüyoruz. Astro'nun genel özelliklerine göz atalım. Neden Astro? Astro all in one web framework. Yani bizim web sitemizi oluşturmak için gerekli olan her şey bir paket halinde bize geliyor. Burada bunu söylüyor. Aşağı indiğimiz zaman content ribbon'u görüyoruz. Content ribbon içerikle yönetilen anlamına geliyor. Astro içerik Olarak zengin web siteler e, geliştirmek için ortaya çıkmış bir framework. Bunların içerisinde marketing siteleri, yayın siteleri, dokümantasyon siteleri, bloglar, portfolyolar, landing pages, aklınıza gelen her şey e, burada var. Yani Astro dediğimiz framework kullanarak dilediğiniz siteyi oluşturmanız mümkün. Şimdi bakalım uygulamamız kurulmuş mu? Evet, daha sonra uygulama dizilime gidiyorum ve bunu VS Code'da açıyorum. Oluşturulan uygulamayı VS Code'da açtıktan sonra terminalime npm run dev komutunu yazarsam Astro projem localhost'ta lokalde başlıyor olacak ve uygulamamıza bir bakalım. Daha sonra da database'i uygulamaya nasıl ekliyoruz? Onu görüyor olacağız ve database ile ilgili işlemlerimizi gerçekleştirip bunu client uygulamasında görüyor olacağız. Burada dikkat etmenizi istediğim kısım ve bu videoyu yapmamın amacı ne kadar kolay bir şekilde database'imizi SQL database uygulamamıza ekleyip kullanıma başlıyoruz. Ve aynı zamanda buradaki astron'un bize sağladığı abstraction'ı birlikte görüyor olacağız. Şimdi uygulamam localhost 4.3.2.1'de ayakta. Uygulamaya gidip bakalım. Gördüğünüz gibi burada Welcome to Astro dediğimiz bize landing page karşımıza çıkıyor. Şimdi burada integrations kısmında AstroDB görüyoruz. AstroDB bizim için fully managed SQL database ve Astro için tasarlanmış bir database olarak burada belirtilmiş. İster lokal olarak bunu kullan, istersen production level'a geldiğin zaman Astro Studio dediğimiz database'imizi yönetmek için ve monitör etmek için kullanabileceğimiz bir içerik yönetme merkezi var. Buna da bakıyor olacağız. Tamam hani ilk başta uygulamamızı eklediğimiz zaman geliştirme kısmında database'i otomatik olarak lokal olarak bize kuruyor ve orada işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Fakat production level'a geçtiğimiz zaman Astro Studio dediğimiz program e, web sitesine nasıl geçiş yapabiliriz ona da bakıyor olacağız. Şimdi ilk olarak projemize, projemize database'imizi eklememiz gerekiyor. Bunun için yazmamız gereken komut npx astro add db gidip bunu terminalimize koyalım. Buradaki terminali ikiye bölüp, komutu buraya yapıştırıyorum. Bu paketi kurmak istiyor musun diyor. Burada çıkan her şeye evet diyeceğiz ki sıkıntısız bir şekilde gerekli paketler kurulsun ve database'i kullanmaya başlayalım. Burada database'imiz kurulurken Table'ları ve database'i nasıl oluşturabileceğimize göz atalım. Local database AstroDev komutunu çalıştırdığımızda otomatik olarak oluşturuluyor. LibSQL LibSQL'i kullanıyormuş. Ve bu database'i kullanırken Docker'a ya da bir internet bağlantısına ihtiyacımız olmayacak. Burada bunu söylüyor. Kurulum bittikten sonra config.ts adlı dosyada database'imizi define db hukukuyla, burada astro db paketinden import ettiğimiz define db fonksiyonuyla database'imizi define edebiliyoruz. Burada mesela örnek olarak tables verilmiş. Bunun içerisine oluşturmuş olduğumuz table'ları gönderebileceğiz. Burada senin için config.ts ve cts dosyalarını oluşturayım mı diyor. Buna da evet diyorum ve daha sonra burada yeni bir klasör oluşmuş oluyor. database config.ts. Az önce sitede gördüğümüz, Astro'nun sesinde gördüğümüz config dosyası. Cts de burada mesela İlk database table'ımızı oluşturduktan sonra içerisine belli döküm dökümanlar belli rollar göndermek istediğimizde buradaki seed fonksiyonun içerisinde bunu yapabiliyoruz. Böylece database'e burada istediğimiz dökümanlar gönderilmiş olacak. Şimdi gelelim database table'ımızı nasıl belirlediğimize bakalım. Burada config dosyası içerisinde comment diye bir database table oluşturmuş. İçerisinde iki tane e, column var, iki tane attribute var. Bir tanesi yazar, bir tanesi de body. Ve daha sonra bu oluşturmuş olduğumuz table'ı da define db'nin içerisine, tables'ın içerisine gönderip bu şekilde table'ı kullanmaya başlayabiliyoruz. Bu işlemleri yaptığımız zaman bu işlemleri astro db'nin bizim için oluşturmuş olduğu local database'te görebiliyor olacağız. Bu kodu kopyalıyorum. Daha sonra geliyorum ve konfig dosyasının içerisine yapıştırıyorum. Kaydediyorum. Gördüğünüz gibi burada yeni lokalda database oluşturuldu şeklinde bize bir log gösteriyor. Aynı zamanda burada farklı farklı kolon tiplerini de görebilirsiniz. text, number, date, json. kendi uygulamanızın ihtiyaçlarına göre bunları belirleyebilirsiniz. Aynı zamanda nasıl bir primary key oluşturulduğunu da göstermiş. Yani bu kendi uygulamanızı bununla Astro ile geliştirmek istediğinize karar verdikten sonra ihtiyacınız olan çoğu şeyi hatta muhtemelen her şeyi Astro'nun buradaki dokümantasyon sayfasında buluyorsunuz. Bulabilirsiniz. Ben bu videoda sadece basit bir giriş yapıp sizlere SQL database'i uygulamayla entegre etmenin kullanmaya başlamanın Astro ile ne kadar kolay olduğunu göstermek istiyorum. Burada seed dosyasında da az önce söylediğim gibi database'e göndermek istediğimiz çeşitli dokümanları oluşturabiliyoruz. Örneğin az önce comment adı altında bir table oluşturduk ve database'ime ben burada iki tane değer göndermek istiyorum. Bunu da seed.ts dosya, seed dosyası içerisinde yapabiliyorum. Bunu da kopyaladım ve seed.ts dosyasına yapıştırıyorum. Kaydettiğim zaman burada diyor ki astrodb co comment dediğin burada import etmeye çalıştığın comment dediğin table'ı bulamıyor diyor. Bunu Tekrar bir server'ı durup npm dev yapalım, bakalım bu sefer düzelecek mi? Evet, bu sefer comment dediğimiz dosyayı bulabiliyor, comment dediğimiz table'ı bulabiliyor. Fakat burada başka bir hata var. Çünkü biz config dosyası içerisinde comment dediğimiz table'da iki tane kolon olduğunu söyledik, bir tanesi order, bir tanesi de body dedik. Fakat burada göndermeye çalıştığımız, database'e eklemeye çalıştığımız dokümanlarda ilk kolum order id olarak geçiyor. Dolayısıyla bunu string olarak değiştiriyorum. İsmini de order olarak değiştiriyorum. Aynı şekilde ikinci dokümanıma da aynı şeyi yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi hatalardan kurtulmuş olduk. Tekrar kaydettim. Şimdi bu seed dosyası çalışıyor. Fakat biz database'imizdeki bu dokümanları nasıl görebiliriz? Sayfamızda nasıl bastırabiliriz? Burada da onu gösteriyor bize. Database'i query etme nasıl yapılıyor? Öncelikle index.astro yani uygulamamızda aslında bu görmüş olduğumuz sayfayı, sayfanın kodlarını içeren dosyaya gitmemiz gerekiyor. Daha sonra db dediğimiz <laughs> astro db'nin içerisinden gelen komponente import edip database ile ilgili işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Burada db.select deyip içerisinde bir filtre vermeyip ve hangi table'dan dokümanların getireceğini belirledikten sonra bu Te comment table'ında yer alan tüm dokümanları bize döndürüyor olacak. Bu kodu kopyalıyorum. Daha sonra burada source pages index.astro'ya gidip bunu yapıştırıyorum. Buraya baktığımız zaman bir tane başlık atılmış ve daha sonra database'ten gelen comment her bir comment için bir article bastırıyor ve article'da da order ve body var. Şimdi bunu kaydettikten sonra otomatik olarak bizim dosyamız izlendiği için localhost'ta Uygulamanın güncel halini görebiliyor olacağız. Burada gördüğünüz üzere Comments adı altında benim az önce database'e gönderdiğim iki farklı dokümanı görebiliyorum, Author ve e, e, yapılan yorumun body'si. Peki ben database'e yeni bir dokümanı nasıl gönderebilirim? Burada da ondan bahsediyor, insert kısmı. Burada bir tane form vermiş bu formun içerisine bizim gerekli olan iki tane kolumumuz var. Bir tanesi order, bir tanesi body. Bunları gönderip daha sonra database'e insert etmeyi deneyelim. Bakalım o nasıl olacak. Ama şu ana kadar sadece config içerisinde bir tane table tanımladık bu şekilde. Daha sonra seed .ts dosyası ile birlikte iki tane doküman gönderdik. Bunlar ana sayfamızda query işlemini sizlere gösterebilmek içindi. Gördüğünüz gibi şu an benim datam database'imden geliyor. Bu şekilde query'i gerçekleştirip daha sonra istediğim gibi datayı burada e, şekilden şekile sokabiliyorum. Şimdi gelelim yeni bir row insert etmeye. Buraya gidip formu bastırdım fakat bu formda şöyle bir durum var. Bizim content değil body'e ihtiyacımız var. Burada order tamam bizde de var bu kolum fakat burada name'i, id'yi ve for dediğimiz özelliği content'ten body'e çevirmemiz lazım. Çünkü bizim database table'ımız da bu şekilde belirlendi. Buraya gidip name'i, pardon, content'i body ile değiştir diyorum. Kaydettiğim zaman şimdi gidip uygulama bakıyorum. Gördüğünüz gibi burada yeni bir form var. Peki biz buradaki submit tuşuna bastığımız zaman bunun database'e gönderileceğini gönderilmesini nasıl sağlayabiliriz? Burada uygulamanın başında da eğer Astro'da yapılan metot post isteği ise yani data göndermek için yaptığımız HTTP isteği, post isteği ki burada formun metodunda post olarak verdik. O zaman bu işlemleri gerçekleştir diyor. Data, form içerisinden biz author ve body'yi çekeceğiz. Daha sonra burada bir type kontrolü yapıyor. Ve daha sonra burada yine db'yi çağırıp insert deyip hangi table'a insert ediyorsak ve neyi insert ediyorsak onu burada belirtebiliyoruz. Bunu kopyalıyorum. Şuraya uygulamamın başına bunu koyuyorum. Bu da sıkıntı ne? Tamam. Şimdi burada yine bir sıkıntı var. Çünkü yine burada content'ten bahsediyor. Ben yine content'i body ile değiştiriyorum ve hatalardan kurtuluyorum. Uygulamayı kaydettim. Gittim buraya. Test test gönder diyelim. Could not parse content as form data. Bir hata verdi. Bir şey mi atladık? Eğer user input kabul etmek istiyorsan yani bunun içerisinde form istekleri ki bizim yaptığımız şey bu ya da inserting data bunu yapmaya çalışıyoruz. Astro projeni on demand rendering ile konfigüre et diyor, değiştir diyor. Neymiş bu? Bunu ne zaman yapmamız gerekiyor? Değişen kontentin varsa. Bunu ne zaman kullanmamız gerekiyor? İçeriğimiz sürekli update oluyorsa, değişiyorsa. Yani biz de aslında düşündüğünüz zaman bir sayf sayfamız var sayfanın içerisinde insanlar girip yorum yapıyor ve sürekli olarak her yeni yorum yapıldığı zaman bizim kullanıcıya yeni yorumları göstermemiz lazım. Yani sürekli bir fetch durumu var yeni datayı çekme durumu var. Dolayısıyla biz e, bu refresh işlemini, update işlemini sağlamak için on demand rendering'i uygulamamızda konfigüre etmemiz gerekiyor. Bunun içinde output'u server olarak değiştirmemiz gerekiyor. Burada ne diyor? dinamik siteler için bu şekilde konfigüre edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla uygulamama gidip Astro config içerisine burada aynı az önce sitede gördüğüm gibi output'u server olarak veriyorum. Şimdi tekrar uygulamama gidiyorum. Test 2 test 2 gönder diyelim. Gördüğünüz gibi database'e Dökümanı gönderdiğim gibi yeni bir fetch işlemiyle birlikte kendi kendine e, yenilendiğini görüyorum. Bu şekilde de insert işlemini database ile birlikte halletmiş olduk. Bir tane formumuz var ve post isteği yapılması durumunda formun submit olması durumunda ne yapıyoruz? Dv insert'ü çağırıp değerleri gönderiyoruz. Yaptığımız işlem bu kadar basit. Peki biz production level'a geçmek istiyorsak. Tamam hani geliştirme anında şu an kullanmış olduğumuz lokal database'i kullandık. Peki o production level'a geçtiğimiz zaman dolayısıyla bizim database'imizin bir yerde hosted olması gerekiyor, bir yerde e yayınlanmış olması gerekiyor ve uygulamamızın o database'le ko konuşması gerekiyor. Burada da Astro Studio öyle giriyor. Bu bir web portalı. Database'imizi görüntülememizi, monitör etmemizi ve yönetmemizi sağlıyor. Bunu uygulamamızla nasıl e sağlayabiliriz? İlk olarak burada Astro Studio'ya login olmanız gerekiyor. Yani ilk yazmanız gereken, çalıştırmanız gereken komut bu. Ben bunu daha önce yaptım. Bunu yazdığınız zaman GitHub hesabınızla Astro Studio'da da authentication işlemi gerçekleşiyor. Daha sonra mevcut projemizi Astro ile linklemek için npx astro link komutunu çalıştırmamız gerekiyor. Şimdi buraya gidip yazalım komutumuzu ve uygulamamızı Görmüş olduğunuz uygulamayı Astro Studio ile linkleyelim. İlk olarak bu projemi linklemek istiyorsun diyor. Evet diyor. Evet diyorum. Daha sonra var olan bir projeyi mi kullanmak istiyorsun Studio içerisinde diyor. Hayır diyorum. Yeni bir proje oluştur diyorum. Astro Project Test diyelim. Serveri Europe olarak seçiyorum ve uygulamanın, projenin Astro Studio içerisinde oluşturulmasını bekliyorum. Şimdi Astro Studio'ya gidip giriş yaparsam burada projeler kısmında Astro Project testi görebiliriz. Buraya girdiğimiz zaman table'lar e, empty olarak yani boş olarak gözüküyor. Bizim lokal database'imizde oluşturmuş olduğumuz table'ımız var. Fakat bu değişikliği belirlemiş olduğumuz şemaları aynı zamanda stüdyoda da görmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? M MPX Astro DB Push. Burada yaptığımız şeyde lokal DB konfigürasyonlarını remote database'e yani stüdyodaki oluşturulmuş olan database'e göndermek için bunu kullanabiliriz. Daha sonra bu komutu buraya yapıştırıyorum. İşlem tamam diyor. Gidip e, buraya baktığımız zaman comment table'ımızı burada görüyoruz. Fakat bizim lokal database'imizde yer alan dataları burada göremiyoruz. Bu değişikliği gerçekleştirmek için yani lokalle yer alan dataları aynı zamanda remote e, database'imizde stüdyoda görebilmek için burada push data kısmına bakabiliriz. Burada diyor ki bu görmüş olduğun komutla birlikte eee seed.ts dosyasında buraya burada görmüş olduğunuz gibi aynısını biz de yaptık. yapmış olduğumuz değişiklikleri gönder insert e, eklemiş olduğumuz dokümanları aynı şekilde remote'a da ekleyebiliriz. astro db execute db/seed.ts ve remote flag'i burada önemli. Bu remote flag'i bizim remote database'imizi yani uygulamamıza linklemiş olduğumuz Astro Studio'da yer alan database'e dataları gönderecek. npx remote database'e bağlanıldı. Şimdi gidip kontrol edelim. Gördüğünüz gibi burada seed.ts dosyasında ilk başta göndermiş olduğumuz database'imizde yer alan dataları bu şekilde aynı zamanda remote database'imizde de görebiliyoruz. Peki siz development kısmında direkt olarak bu stüdyodaki database'i kullanmak istiyorsanız burada yine bize bunu nasıl yapabileceğimiz gösteriliyordu. Evet. Eğer Astro Studio'daki database'e bağlanmak istiyorsan Deş deş çizgi çizgi remote flagini kullanabilirsin diyor burada dikkatli ol diyor çünkü bu flagle birlikte production database'ine bağlanıyorsun ve yapmış olduğun bütün eklemeler güncellemeler ve silmeler orada <laughs> kayda geçecek. Bu yüzden dikkatli olmamızı söylüyor. Burada da astrodev slash çizgi çizgi remote komutuyla ya da build alacaksak da remote connection ile birlikte build almak için yine slash çizgi çizgi remote komutunu kullanabiliyoruz. Videoyu çok da uzak tutmak istemiyorum. Hani merak ediyorsanız Astro ile birlikte proje geliştirmek istiyorsanız Astro DB kullanmak istiyorsanız burada ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz. Bu videoda sizlere sadece bir e, uygulama Astro uygulaması aynı nasıl bir Next.js uygulamasında bu işlemleri gerçekleştiriyorsak bir de Astro Framework'ünün bize sağlamış olduğu Astro DB ürünüyle birlikte bunların nasıl yapabiliriz aradaki farkları göstermek istedim ve gerçekten e, bize çok daha pürüzsüz bir deneyim sağlıyor diyebilirim. Yani benim için öyle oldu. Burada bir database tablosu table'ı yaptık. Daha sonra burada index.astroda yani uygulamamızın sayfasında bir tane form koyduk ve query işlemini gördük. Yeni bir döküman ekleme işlemini gördük. Oldukça pürüzsüz ve kolay. Bu videoda bunları göstermek istedim. Eğer astro'da daha önce bir şey yapmadıysanız ilginizi çekebilir diye düşündüm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.